Şimdi Enver Bey, burada Seydişehir Matbuat Tarihi diye bir kısım görüyoruz. Burada ilk çıkan gazetemiz görülüyor. Büyük yabatlı bir gazeteydi bu. Seydişehir isminde çıktı. 50 belki 55'li yıllarda başladı bu yayına. Çünkü burada 56'lı baskısı, 56 yılındaki sayısı var. 33 sayı demiş. Demek ki 55'e kadar inecek. Bu gazete büyük bir boşluğu doldurdu. Çünkü o valimiz, emekli valimiz Bahattin Güney abinin bile yazıları bu gazetede, Osman Yavuz abinin yazıları bu gazetede mevcut. Ama bende bir tek nüshası var, onu da buraya koydum. Bunu biz Küpe gazetesini Mehmet Ulaşan, Mustafa Ergun'la kurduktan sonra bunlar gazeteyi ve matbaalarını bize devrettiler. Biz Küpe gazetesiyle devam etmeye başladık. Üç ortak. Daha sonra ortaklarım ayrıldı. Ben Küpe'nin başlığını da değiştirdim. Çünkü şu başlık bizim başımıza çok iş açtı. Yok Moskova görünüşüne benziyormuş. Yok Orak Çekiç varmış gibilerden. Ben bunu burada değiştirdim. Küpe'nin başlığını değiştirdim. Bu şekilde devam ettim. Ben Küpe gazetesine devam ederken patronluğu hanıma verdim, eşime verdim. Ayşe Paslı bu gazetenin sahibi oldu. Ben de yanında işçi olarak memuriyet görevimi tamamlamaya çalıştım. Biz bununla devam ederken Seydişehir Postası, Zeki Erban gazeteciliğe başladı Seydişehir'de. Ondan sonra ben 74 yılında bunu kapattım. Çünkü meslekten, çekirdekten yetişme olmayınca devam ettiremiyorsunuz. Kapattım. Yılmaz Kamalı'ya sattım bu arkadaşıma. Yılmaz Kamalı Alüminyum Kent gazetesini çıkarıyordu. Daha sonra benden rica etti, ortağı oldu. Alüminyum Kent gazetesini bir müddetle onunla ortak çıkardık. Mesela basın meselesi bu. Burada gördüğünüz Seydişehir'de çıkan bütün gazeteler var. Ne var ki, hatta bende cilt bentleri de var. Ne var ki bunlar bende basılı duruyor yani. Burada duracağına bir babayı çıksa da, bir kabadayı insan, cebi şişkin bir insan çıksa da, ya bunları yayınlayalım, gençler istifade etsin, Seydişehir halkı istifade etsin dese çok güzel bir iş olacak. Çünkü benim dolabımda bunlar bir işe yaramıyor. Onun için İnşallah bir Seydişehir sevdalısı çıkar da bunları dijital ortama aktarabilirsek büyük bir iş yapmış olacağız Allah'ın izniyle.